Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle YÖTK'yi inceleyeceğiz. YÖTK'de son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle son fiyat hareketlerine bakıldığında 142 seviyesinden güzel bir çıkış gerçekleştirerek en son zirvesine kadar çıkmayı başarmış aslında. Devamında da 282 bölgesinde oluşan satışlarla fiyat gerilemiş. Hatta şuradaki yükselen kanalın kırılmasıyla satışlar hızlanmış. Önce bir 216'ya gitmiş, devamında tepki alımları gelmiş, ancak EMA'ların üstünde kalamamasıyla da birlikte negatif fiyatlamasını sürdürmüş ve daha önce yaptığı destek noktasının hemen üstünde fiyatlanıyor arkadaşlar. Anlık 217 seviyesinden eksi 10'la bir işlem görüyor şu anda. Burada YTÜK tarafına bakıldığında düşüş net bir şekilde sürüyor. Düşüş trendi bitmediği için bu destekten tepki gelmesi beklenebilir, ancak şu son MA bakıldığında arkadaşlar böyle alım iştahının zayıf olduğunu görüyoruz. O yüzden 216 desteğinin altında günlük kapanışlar yapması durumunda 200 ve 190 seviyelerine doğru düşüşlerin devam ettiğini görebiliriz. Fiyat bu seviyeleri gerirse de, yani 200 ve 190 bölgesine doğru bir geri çekilme kaydederse de, bu da YEO Teknoloji tarafında orta ve uzun vade için bir alım fırsatı olabilir. Burada kısaca risk alabilir ama şuradaki alım iştahı zayıf olduğu için belki tepki gelmeyebilir. Ancak yine de 216 kırılmadığı sürece arkadaşlar burada tepki gelmesi mümkün gözüküyor. Tabi bu tepkinin yeterli olup 234 seviyesinin üstüne çıkması gerekiyor. 234 seviyesine çıkmadığı sürece sadece tepki olur. Burada bir yatay bant oluşturabilir. Yani YTÜK'lere de kısa vadede 216'ını negatif olarak bakabilirsiniz. 216'ında düşüşler devam ederse, özellikle 200 ve 190 bölgesine doğru bir geri çekilme olursa, daha önce yaptığınız gibi bu trend çizgisinden tepki alımları gelecektir. Bu seviyeler gelmesi durumunda alım gerçekleştirebilirsiniz ki bu da zaten bakıldığında şöyle en son zirvesinden %30'a yakın bir düşüş kaydetmiş olacak arkadaşlar. O yüzden burada geri çekilmeleri YEO Teknoloji tarafında alım yapmak isteyenler değerlendirebilir. Özellikle destek noktaları takip edip kademeli alımlar gerçekleştirebilir. Fiyat 216'yı kırmazsa kısada tepki gelmesi mümkün. Burada kısaca risk alabilir ama dediğim gibi şu son mum çok zayıf bir mum oluşmuş arkadaşlar. İsteyen yine de risk alabilir veya risk almaz. Alt bantlar gelmesi durumunda, özellikle 200 bandı gelmesi durumunda, yine buradan alıp tepki yükselişlerinde satış gerçekleştirebilir. Şurada gördüğünüz gibi artık net bir alçalan kanalımız var. Bu kanalın kırılması için kesinlikle 233-34 bandının üstünde fiyatlamalara ihtiyacımız var ki biz o zaman diyelim ki Astor'da düşüş kanalı kırıldı. Kanal kırılmasıyla birlikte yükselişler kaldığı yerden devam edecektir. 234'ün üstünde kalması durumunda da tekrardan 285-282 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilecek. Yani YTÜK 216 negatif, 234 üstü pozitif olarak bakabilirsiniz. Fiyat burada sıkıştığı sürece de bir yönsüzlük hakim olması mümkün. Yani yatay bir bant da yapabilir. 216'nın altında uzun vade, orta vade alım yapıp satmayı düşünürseniz bu seviyeleri değerlendirebilirsiniz. 200 ve 190 bandı gelmesi durumunda alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 234'ün üstünde kalır, hatta bu 216 desteğini kırmazsa da ilk hedefi 234 olacaktır. Buradan kurtulmasıyla birlikte tekrardan 235 ve zirvenin aşılmasıyla birlikte uzun vadede arkadaşlar 340, devamında da 400 seviyesi YTÜK tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. YTÜK Teknoloji teknik olarak bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.